Eskişehir'deki tarihi camide yapılan restorasyon çalışmalarında tek parti dönemi zulmünün ibret vesikaları ortaya çıktı. Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biri olan 646 yıllık Alaaddin Camii'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki zulmün boyutlarını gözler önüne seren bir manzarayla karşılaşıldı. Camide Allahü Teala'nın, Peygamber Efendimizin ve dört halifenin mübarek isimleri İslami harflerle değil, Latin harfleriyle yazılmıştı. Hatta Hazreti Peygamber'in adı da yanlış yazılmıştı. Arapça ezanın yasaklandığı, Kur'an-ı Kerim okumanın suç sayıldığı 1940'lı yıllardan kalan bu ibret vesikaları, tek parti dönemi zulmünün ne kadar ileri gittiğinin de ispatı niteliğindeydi. Yaşanan zulmün canlı tanığı olan 82 yaşındaki Hüseyin Küçük Çiftçi ise o dönemi şöyle anlattı. Kur'an öğrenmek yasaktı. Onu bizim, hatta bizden önceliğe dahi öğrenemediler. Biz biraz işte kaçak maçak falan dediğim gibi köşede, orada burada öğrendik biraz Kur'an okumasını. Fakat bizden yani 3-5 yaş daha önceliğe bunlar hiç öğrenemediler. Çünkü çok yasaktı, basıyorlardı. Kim nerede Kur'an okuyorsa orayı şey yapıyorlardı, basıyorlardı, cezalandırıyorlardı. Hiç kimse karışamıyor tabii. Devlet öyle istiyordu. Vatandaş bir şey diyemiyordu. Hüseyin Küçük Çiftçi, 40'lı yıllarda çocukken geldiği Alaaddin Camii'nden nasıl dışarı çıkarıldığını da aktardı. Babamın da bir oğludum. Beni sevecek tabii, severdi. Beni abdest aldık, bundan yaptık. Buraya geldik, camiye girdik. Ramazan'dı galiba. Fakat başka çocuklar da vardı. Benim emsalim çocuklar da vardı. Fakat hoca dedi ki çocukları çıkarırsanız çıkarır, çıkarmazsanız imamınızı bulun dedi. Çocuklar ötekiler hep çıktı. Ben de korktum, ben de sıkıcı buldum. Babam sıkıcı tuttu bilin namazı dedi. Oturdum. Sonra hoca daha şey yaptırdı. Çıkarıyorsunuz falan diye. O zaman jandarma onbaşı, jandarmanın onbaşı var, Kürt onbaşı. O geldi, babama dedi ki işte Allah, babamın ismi Ali. Dedi, işsin falan. O da dedi ki burası ibadethane. Burada dedi, yarın biz gideceğiz, imam da gidecek, biz de gideceğiz. Bu gelen nesil dedi, bu camiyi dolduracak. Eğer biz bunları boyun bugün sokmazsak, yarın bu camilere kimse gelen olmaz dedi. Fakat dinlemediler, bizi çıkardılar camide. Hiç aklımdan gitmez. Her vakitte namazda girerken, bunu kimseye söyleyemem, girerken aklıma geldi.